Evet sevgili izleyenler, Güzide beldemiz İğneada'dayız. Kırklareli'mizin longoz ormanlarıyla meşhur sahil kasabası. Ve namı diğer Dobrodošli'deyiz. Her yıl olduğu gibi buraya tekrar uğradık. Ve buradaki lezzetleri sizler için anlatmaya, tatmaya ve insanlardan dinlemeye devam ediyoruz. Yanımızda bir arkadaşımız var. Evet. Sevgili arkadaşım, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba abi, ben Emirhan. Buraya 17 sene oldu geliyorum. Nanomlarla beraber yazlıkçıyız. Yani o kadar çok yazlık alanlar varken neden burayı tercih ederseniz derseniz, longoz ormanları var, her yer var. Ayrıca burası var. Yani küçükten beri Dobrodošli var. Hani burada bu kadar çok yer varken sadece buraya gelmemizin tek sebebi var. Temiz, titiz ve İbrahim abinin güler yüzü. Ve lezzet bakımından zaten görüyorsunuz abi. Akşam yemeği bile burada yiyoruz her zamanki evde gibi. Evde bile yemeği bu. Evde bile yemiyoruz. Direkt buraya geliyoruz. Burada evet. Karnımızı doyuruyoruz. Eyvallah. Ne zaman gelsek bize el ayak oluyor İbrahim abi. Karşılıyorlar sıcak bir şekilde. Tabii canım, sıcak kanlı. Kesinlikle öyle. Öyle olmasa buraya zaten gelemeyiz. Emirhan mıydı? Emirhan. Emirhan'cığım gerçekten bir de ne yiyeceğini de iyi biliyorsun. Yani evet. Antik. En güzel yeri. Evet, öyle oldu. Arkadaşım olsun. Evet. Tabi burada birçok lezzet birbirinden güzel. Yani sucuğu ayrı, köftesi ayrı, tavuğu ayrı. Özellikle öneririm her birini denesinler. Her biri birbirinden lezzetli, Arnavut ciğeri olsun. Ben hepsini tercih ediyorum. Her gün geldiğimizde tek tek ayrı ayrı deniyoruz. Her bir gün ayrı bir lezzet. Her bir gün ayrı ayrı. Bugünkü şeyin tercihin antrikot oldu. Evet, bugünkü tercihimiz antrikot oldu. O zaman hadi bir başla bakalım nasıl olmuş. Yani bir başlayalım. Bugünkü lezzetimizi test et. Tabii ki de. Sevgili Emirhan. Şöyle bu arada Emirhan, okuyor musun? Evet, ben okuyorum. Normalde İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet, İstanbul'da, Bayrampaşa'da. Bayrampaşa'da. Evet. Aslen muhacir mi? Aslen Bulgaristan muhaciriyim. Eyvallah. Şöyle bir tadayım. Tamam. Peçetemiz de düşmesin. Şunu şöyle koyalım. Hoş bulduk. Evet. Bilmiyorum, anlatmak istemiyorum ya. Denemeniz lazım ya. Evet. Yani bu kadar. Şimdi biz Emirhan kardeşimizi tabii ki tanımıyorduk daha önceden. Burada Tevafuk eseri kendisiyle karşılaştık. Ama onun bu yerle ilgili, Dobrodošli ile ilgili olan yorumları hoşumuza gitti. Dobrodošli'yi biz değil de buraya gelen dostlarımız anlatsın istedik. Çünkü bu lezzetleri onlar tadıyorlar. Teşekkür ederim. Ben senin bu yemeğin soğumadan bu lezzeti devam ettirmeni istiyorum. Afiyet olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim. Herkesi bekleriz. Görüşmek üzere. Evet. Sevgili izleyenler, yavaş yavaş işin mutfağına doğru, işin yani menbaana doğru girmeye başladık. Sevgili İbrahim abi, Dobrodošli namı değer köftesinin sahibi ve kurucusu ve bu fikir babası, isim babası. Ha. Küçük bir arabadan böyle güzel bir salaş ve çok orijinal bir mekana doğru buradaki dostlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Sevgili İbrahim abi, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederiz. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri burada memnun etmek, sizleri ağırlamak bizim hoşumuza gidiyor yani. Çok teşekkür ederim. Her zaman böyle Allah razı olsun. Güzel günlerde, şu yaz mevsiminin en güzel ışıklı günlerinde sizleri yanımızda görmekten memnunluğu duyuyoruz. Biz o ışığı sizin gözünüzde görüyoruz, o samimiyeti, o misafirperverliği. Evet. Ve buraya da kendi evimizmiş gibi geleneksel olarak her yıl geldiğimiz gibi yine bu yılda geldik. Evet. Ve gördük ki başarı daha da yani yükselmiş. Buradaki hizmetler 24 saatte ama sanki 48 saat hızında buradaki müşterilerimiz bayramda 100 bin kişiyi ağırladınız. Evet. Az evvel bir antrikot pişiyordu. Ben onu çektim, sonra servis etti arkadaşım. Hı. Ve sevgili Emirhan, ta sizi 12 yıldan beri bırakmayan daha 20'li yaşlarda bir kardeşimiz, 18 yaşında. Onlar demek ki bizim çocuk müşterilerimiz hala. Yani çocuk yaştan 12 bugüne gelene kadar sürekli onlar bizi takipçilerimiz. Yani biz burada bu meslek zaten bize yani babadan kalma olduğu için mekanımız da eskidir, ona tabidir zaten. Yani o yıllardan bu yana ama tabii biz öncelikle seyyar köftecilikle başladık. Bir J9 minibüsümüz vardı. Evet. Bunun gibi mesela resmi, yani. Yukarıda resmini çektik. Orada. Zaten binanın üst görünüm şeklinde de vardır ışıklı tabelasının. Evet, dekor olarak kullanmışız onu. Evet. Çektik orada.
O yıllardan bu yıllara bayağı bir Kaan arabasının yürümesi gibi ağır ağır, yavaş yavaş ama azmederek hep ileri doğru yani. Hep ileri, geriye yapmadık. Buralara geldik. Yani şu anda da bir şurası da bir yaklaşık 7-8 yıl oldu. Dükkana geçtik, yani kapalı mesken alanına geçtik. Müşterilerimize burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve tabii biz babadan kalma bir meslek olduğu için bu işe daha fazla ağırlık veriyoruz. Mesela örnek diyelim biz. Biz bugün müşterilerimize antrikotu sunmak için önce sıfırda 15 gün bekletiyoruz. Mesela bunun gibi. Ürünlerimizden bir tanesi. Tabii ürünü bu. Antrikotla 15 gün başladık. Evet. Tabii bu 15 gün bekleyen bir ürün. Görebiliyorsun değil mi? Tabii. Tabii tabii. Mesela bunun esmerliği zaten koyuluyor. Yani belli eder yani bu şekilde. Yavaş ama yavaş kuruyor ve daha lezzetli hale geliyor. Belki yaklaşık 20 gün beklemek zorunda. Gerçek antrikot böyle olur yani. Yani ama bir de 200 gramlık bir dilim belki de 200 grama düşüyor ama yani tabii. Ama şimdi düşerken lezzet artıyor değil mi hocam? Şimdi efendim zaten gramajlar 300 gramdır antrikotların tabii. Ama piştikten sonra 250 gram falan düşer. Bu bekletilmiş antrikot. Mesela biz bunu ilk etapta 2,5 kiloysa bu bekletildiğinde 1 kilo 100 gramı falan düşer. Tabii biz burada damak tadını verebilmek için bu uygulamaya geçiyoruz. Bu da bizim yine antrikotumuz ama bu taze olanı. Yani şuradan bakabiliriz. Bakın şimdi. Tabii, örnek. Kaldıralım kamerayı göstereyim. Şimdi bu daha yeni kırmızı, antrikot. Daha bu şimdi sulu, dinlenmemiş. Daha, tabii. Ama müşteri diyor ki ben dinlenmişi sevmiyorum. Hayır efendim ben diyor taze yemek istiyorum. Aslında tabii her zaman tazelik farklıdır. Fakat gerçek damak tadı da bekletilmiş olan antrikotlardır. Yani bunlar gibi böyle gösteriyor. Tam onların siyahlığı. Bakın şöyle. Şöyle yaparsak, bu da bunun yanına koyarsak rengini zaten fark edersiniz. Ve çekmiş, daha küçülmüş ve kurulmuş. Tabii yani o dinlenmiş. Bu da dinlenmiş. Sizin tarzınız. Buradaki lezzetin yükselmesi için. Aynen. Yani damak tadının gerçek lezzet avcıları, yani damak tadını bilen kişiler tabii ki bunu tercih eder yani. Ama tabii biz müşteri ne derse ona gidiyoruz devam tabii ki. Devam edelim abi. Köftemiz de isterseniz ya da sucuğumuz şimdi, da böyle bir tabii bu bu da fermente ediyoruz. Kaç derecede pişiyor? Bu da bizim köftemiz. Evet. 200 gram. Porsiyonlarımızda 200 gramdır. Adet olarak da 8 adet bunlarda tabaklarımızda oluyor. Sunum şeklinde. Yanlarına kızarmış biber, kızarmış domates. Bu dana dan mı? Kesinlikle danadır dana ama köfte. Bunda şimdi örnek olarak şöyle diyebilirim. 10 kilogramlık bir yapılan köfte harcında buna kesinlikle bir yarım kilogram, 500 gram kadar kuzu boşluğu kullanıyoruz. %5 kadar yani. %5 kadar. Çünkü köftenin daha yumuşak, daha farklı bir lezzete ulaşması için bunu yapmak zorundayız. Kuru yani bu da bunun biraz daha tamam, bu da bunun yani şey sırrıdır yani formülü. Çünkü yıllardan beri bu şekil yapıyoruz. Evet. Değiştirmiyoruz. Öyle çok baharatlı şekillere de girmiyoruz. Yani çünkü etin tadını vermek. Etin kendi lezzetini, kendi tadını alabilmesi için kesinlikle baharat yüklenmiyor. Yani bu böyle. Bunun yanına kendi ürettiğimiz tabii ki sucuklarımız var. Bunlar da kendi markamızı, ismimizi taşıyan Dobrodošli markasıyla bütün tarım ve tarım bakanlığından izinleri alınmış bu şekilde sucuklarımız da var. Ama bu da kesinlikle dana etidir. Yani içinde başka bir karışım yoktur ama biz bu sucuğu bütün olarak kesmiş olduğumuz danayı ayırmadan, kelle hariç tabii ki yani, boyun, ön kollar, arka butlar, kaburgalar birleşiminde bu sucuğu imal ediyoruz. Tabii biz bunu kendimiz çekemiyoruz. Fasonda çektiriyoruz. Kırklar eline gidiyoruz. Herkesin gittiği yere başında bekliyoruz. Bu üretimi gerçekleştirip müşterilerimize sunuyoruz. Fiyat da zaten bellidir. Kilogram fiyatı 60 TL'dir. Ama kesinlikle üzerine telefonumuz, adresimiz, üretim yeri, Sağlık Bakanlığı sertifikası, hepsi numaraları vardır. Yani biz bunları gerektiğinde kargo ile de gönderiyoruz ama tabii şimdi pandemi döneminden dolayı kargo geçersizdir. Ama burada gelen müşterilerimize kilogram ya da ızgara çeşitleri olaraktan ızgara da sunabiliyoruz. Yani bunlar
bizim doğal olarak herkesin yapmış olduğu diyoruz. Ama biz farklı. Çünkü kendi üretim yerimiz olduğu için her şey kendi elimizden geçiyor. Zaten burası bir aile sektörü. Yani eşim, kızlarım, gelinlerim bunlar. Zaten köftemizi de onlar yapıyor. Yani ben çekiyorum makineden. Onlar da kendileri göz nuru, sevgisini katıyorlar. Böyle bir güzel bir köfte meydana çıkarıyoruz. İna'da doğal bir yer. Yani tuz, denizin tuz oranı doğadaki çimene, ağaçların yapraklarına, kekiklere evet, tuzlu. Ustamız köftemizi getirdi. Tuz evet, sistemi. Işte abi. Evet. Araya girdik ama. Ha, estağfurullah. Tabii ki. Bu da lezzetli. Soğumadan hemen müşterilerimize gidiyor sevgili dostlar. Şimdi hayvanlar seçmece oluyor tabii ki. Neden? Biz genelde dana kesiyoruz. Süt danası ya da süt düvesi diye adlandırdığımız. Düve doğum yapmamış, evet. Dişi inek diye tarif edelim değil mi? Ama aslında hiç doğum yapmamış. Tabii ki düve küçüktür. Zaten hani bir yaş 2 aylık falandır. Eti çok bunun yumuşaktır. Eti dana etinden bile daha makbuldür. Yağlıdır, güzeldir, yumuşaktır. Onlar körpe tercih ediliyor. Körpe tabii yani. Ama buranın etinin tek farkı doğa çok önemli. Burada çünkü bütün buranın büyükbaş hayvanları ve küçükbaşları sürekli ormanda yaşam sürdürdüğü için oradaki dağdan gelen mis gibi o kekik otlarını, trifil dediğimiz o otları, normal doğanın vermiş olduğu kıymetli otları yediği için bunların lezzet farkı çok mükemmeldir. Tabii gelip yemek, tatmakla bunlar oluyor ama biz deriz ki mesela Balkanlar TV'de izlerken yani biz bunu gerçekçi olarak anlatıyoruz. Yani yalanla değil. Çünkü biz bu hayvanları kendimiz seçiyoruz. Kendimiz Demirköy denen mezbahamız var. Orada sağlık kontrolünden geçip orada kesimler gerçekleştirilir. Orada bir gün soğuk havada bekletilir. Ondan sonra kendi buzhanemiz var. Yani işletmemize ait depomuz var. Oraya gelir. Orada bir daha işleme girer. Bu işlemi de gerçekleştiren benim. Yani bütün bu eller bu hayvanın antrikotunu, bifteğini, yani iç bonfilesini bunları işliyoruz. Yani kesiminden başlayarak tabii kesiminden başlayarak bitimine kadar sucuk kadar ve müşterilerimizin tabii yani sucuk, köftesi, antrikotu, bifteği hepsi o hayvandan çıktığı için özenle seçilir, işlenir. Tabii. Bekletilir, marina edilir. Bunun yanında kuzu etimiz de var. Yani kuzu şiş, kuzu bifteğimiz var. Pardon. Kuzun külbastısı. Bunun kuzu pirzolamız var. Bunlar da tabii yaz münasebetiyle kuzu biraz ağır gider. Çünkü yağlı olduğu için her bünye kaldıramıyor. Ama mesela ilkbahar sezonunda biz bunlara sürekli kuzunun tandırı yapılır burada güveçlerde. Ondan sonra kuzunun çevirmesi yapılır. Kuzunun şişi yapılır. Pirzolası, külbastısı. Bunlar ilkbahar sezonu daha yaygındır yapma olayı. Sonbaharlarda tabii yine ızgara çeşitlerimiz devam eder. Bunun yanına günlükte sürekli çömlekte kuru fasulyemiz, çömlekte et güvecimiz, yanına pilavımız ve değişen süreçte 2-3 mesela çeşit olaraktan da çorbalarımız var. Kelle paça. İşte bunun yanına mercimek çorbası ve tavuk suyu genelde işkembe fazla değil ama kelle günlük ve mercimeğimiz de günlük olaraktan. İstersen abi müşterilerin ormanın başına gidelim mi? Yani hep burada kaldık dolabın biraz tabii. Kaleden çıkalım yatak yavaş yavaş. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii dolabımız ön reyonumuz böyledir. Izgaramız bu tarafta. Burada başka lezzetler de görüyorum İbrahim abi. Sigara böreği. Yani sigara böreği yapıyoruz. Piyazlarımız, salatalarımız. Tabii piyazımız, salatamız. Artı tavuk şişimiz, bazı insanlar da Arnavut ciğerimiz genelde günlük olarak çıkar. Çünkü o bir ekstradır işleri ayrı için. Ayrı bir lezzet. İnsanlar hep bir değişim istiyor. Bu değişimi de sağlayabilmek için tabii ki bu tür güzellikleri de sunuyoruz burada. Eyvallah. Şimdi konumuzda dışarıdan gelen ünlü sanatçılarla bahsettik ama arkadaşlar biz zaten İna'da burada film çekimleri, yemek programları yapıldığında biz bunlara hizmet veriyoruz. Zinet Sali örnek, Zinet Sali geldi. Onların öğle yemeklerini biz verdik.
Artı mesela ruhun doysun diye bir yemek programı çekilmiştir. 90 günlük metraj. Biz bunun bütün ünlü sanatçılara dahilinde sürekli yemeklerin ızgara ve ağırlıkta onlar sulu yemek istediği için güzel yemeklerimizi, boşnak böreklerini de yaptık, sunduk. Biz yerli sanatçılarımızı ağırladık ama dışarıdan gelen öyle bir ünlü sanatçılara burada rast gelmediğimiz için onlara bir hizmet veremedik. Ama onların ayağına bu hizmet gitti, o lezzeti tattılar. Tabii canım, mesela İrem Arım, İrem Derici 3 gün klip çekimi vardı burada. Sürekli ona hizmet verdik burada. Çok memnun kaldı. Hatta aile fotoğraflarımız da vardır burada çekilmiş olan. Hepsine selam olsun. Tabii İrem Derici'ye. Bizlerden yemek yiyen, bizlerden Zine yemek Salkın'a, gören. Zine Salkın'a, film cargarası. Hepsine buradan saygı ve sevgiler sunuyorum. Zine Hanım'a, evet. İrem Hanım'a, evet. Mehmet Gürse. Bunlar bizim güzel sanatçılarımızdır. Evet. Ellerimizden onlar yemek yemişlerdir. Teşekkürlerini aldık. Eyvallah. Biz de onlara saygı, sevgilerimizi buradan gönderiyoruz tabii ki. Ailelerin gelenek ve göreneklerinde böyle olması gerekiyor. Çünkü ben eşim ve çocuklarımla çalıştım. Bu işi yürütüyorum. Oğlum da tabii aynı. Yine o da eşiyle birlikte buraya yavaş yavaş iyice, yani gelin hanım da yeni olduğu için bir yıllık, iki yıllık. Hayırlı olmasın o da. Sağ olun. Bize hoş geldin. O da yavaş yavaş işimize iyice alıştı yani. Yani hatta kaynanasından, yani annesinden köfte işini de elinden aldı. Artık tabii köfteleri yapıyor. Sanki onu ben Cem çok mütevazi. Evet. Yenge hanım sanki biraz daha böyle girgin gördüm ve belki de bayanlar biraz daha böyle mutfakta el lezzetinde daha mahirdirler ya. Evet. O bu bayrağı belki de daha iyi yere taşır mı acaba? Şimdi bayanlar gelmiyor şu anda, gözükmüyor arkada. Gel Sevcan buraya. Kahramanlar hep saklanıyorlar öyle. Şimdi bayanlar her zaman yani bu işlerin öncüsüdür aslında. Çünkü onlar daha dirayetli. Onlar daha bu işe daha disiplinli, prensipli, daha uyarlı, prensipli. Yani aslında bizim bayraklarımız hep onların elinde de biz işte buradan böyle hep konuşuyoruz. Aslında evet, onlar işi, bizim daimi yani öncülüğünü destekçilerimiz onlar bu bizim. Bu işi, bu bayrağı bundan sonra taşıyacak olan kişiler. Tabii ki, tabii ki. Biz de sizlere Dobrodošli markası olarak, Dobrodošli ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Bizi hep sıcak karşılıyorsunuz. Evet. Biz sizi seviyoruz. Ailece biz de buraya geliyoruz. Buradaki lezzetleri tadıyoruz. Sevgili dostlar, biz burayı seviyoruz. Ve sizlerin de burayı ziyaret etmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü buradaki anlattığımız her şeyin ancak buraya gelip tadılmasıyla hayat bulacağına inanıyorum ben İbrahim aynen abi. Aynen öyle. Tabii. Son olarak yani bir şimdi mesajın var mı İbrahim abi? Vallahi şöyle bir şey diyelim. Gerçekten lezzetli, yani güzel ızgaralar, güzel çorbaları tatmak, yemek isterseniz İnada'ya geldiğinizde, Dobrodošli dediğinizde herkes bilir. Adresimiz Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk'ün, sevgili Atatürk'ümüzün tam baktığı yöndedir. Karşı yani karşıyayız. Karşı karşıyayız. Gözlerimizi evet, onun gözlerinin renginden alıyoruz. Onun için tam karşısında olun dedik. Evet, gözlerimizi hiç ondan ayırmıyoruz. Eyvallah. Adresimiz gerçekten de İnada Cumhuriyet Meydanı'dır. Atatürk'ümüzün tam baktığı yöndedir. Adresimiz bu şekildedir. Dobrodošli. Tüm Türkiye'de yaşayan halkımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ve Balkanlara ve dünyadaki ve dostlarımıza. Balkanlara ve İnada'yı ziyaret eden herkesi kalben seviyoruz. Onlara saygılar sunuyoruz. Her zaman bekleriz. Hizmetinizdeyiz. Evet, gerçekten biz de bu aileye çok teşekkür ediyoruz. Bu lezzetleri bizlere tattırdıkları için ve sizleri bu lezzetlerle buluşturdukları için sizleri de bu lezzetleri tatmak için en kısa zamanda buraya bekliyoruz.